heykeller her gece canlanır. İnsanlar gelince dolu dolu. Haydi dans et durma, kimseye çaktırma. Sen bir heykelsin eskiden kalma. Müzede heykeller her gece canlanır. İnsanlar gelince dolu dolu. Haydi dans et durma, kimseye çaktırma. Sen bir heykelsin eskiden kalma. Şöyle bir dursam, böyle bir dursam, aşağıda mı, yukarıda mı? Evet, Hettitepe'deyiz. Hettitepe'de şenlik var, çocuk şenliği. Evet. Evet, yine... neden düzenlediniz böyle bir şenliği? Çocuklarımıza moral olsun diye en başta. Çünkü en çok mağduriyeti onlar yaşıyor. Her sabah uyandıklarında ya kepçe ya polis. Veya... yaşadıkları sıkıntıları zaten siz de bizimle hep görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu onlara en güzel hediye, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince arkadaşlarımızla. Hafta sonu işimiz var, bilmem neyimiz var demeden buradaki çocuklara bir şeyler verebilmeyi. Evet, Hettitepe'de yıkım devam ediyor. Ediyor maalesef. Ama biz... direneceğiz sonuna kadar. Gerekirse çadır kuracağız. Gene burada kalmaya devam edeceğiz haklarımız verilene kadar. Ki düşünün, 1950 lira kira yardımıyla buradaki insanlar nereye gidebilir? Doğal olarak insanlar şey diyor artık. Gerekirse yıkılan molozlu evimizin molozlarının üzerine çadır koyacağız. Çocuklarımızı da orada yıkayacağız. Yemeğimizi de orada yapacağız. Bize uygun şartlar sağlanana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Her akşam burada etkinlik, yürüyüşler düzenliyorsunuz. Aynen. Sokaklarda sesinizi duyan oluyor mu? Oluyor. Güzel şeyler oluyor çünkü. Siz en başta başka muhabir arkadaşlar sesimizi duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çektiğimiz videolarla mahallede yaptığımız etkinliklerle tabii. Biz de sosyal medyayı elimizden geldiği kadar düzgün kullanmaya çalışıyoruz bu konuda, insanları bilinçlendirebilmek için. Evet, mahallede toplanmış burada şu an görmüş olduğunuz gibi. İç içe beraber bütünleşmiş durumda. Çocuk etkinliği yapılıyor burada. Tekrar edelim. Mahalleli haklarını alabilecek mi? Biz alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Görüşmeler yapılabilir inşallah. Görüşmelere devam edeceğiz. Derneğimiz var zaten bu konuda ilgili. Onur Bey var, avukatımız. Elinden geleni yapıyorlar. İnşallah güzel sonuçlanacak. Yani güzel sonuçlanmasını istiyoruz. En çok bu çocuklar için istiyoruz zaten. Evet, bir komşunuz daha geldi. Kendisine evet. De ona da soralım. Evet, neler yaşadınız, neler yaşanıyor? Valla Fethitepe'de aslında bir zulüm yaşanıyor. Burada çünkü insanların rızası alınmadan yapılan işlemler var. Hukuksuzca işlemler var. Biz de aslında biraz çocuklara burada moral olsun diye bu organizasyonu düzenledik. Çünkü her şeyde olduğu gibi en çok çocuklar etkileniyor bu tarz vakalarda. Onlara biraz moral olsun diye geldik, düzenledik. Yapıyoruz. Böyle bir şenlik yapıyorsunuz. Evet, çocuk şenliği yapıyoruz, eğlensinler diye. Yüzlerini boyuyoruz, hediyelerimiz var, oyun oynatıyoruz, öyle. Arka mahallede yıkım devam evet, ediyor. Evet, arka mahallede. Şantiye... Evet, şantiye alanı aslında kuruldu. Orası. Evet. Asbest tehlikesi var. Aynen. Yani nasıl anlatayım? Oradaki insan sağlığını da hiçe sayarak aslında bir yıkım düzenleniyor. Zaten hukuksuzluk aldı başında gidiyor. Burası AK Parti Beyoğlu, Ok Meydanı. Evet. Beyoğlu Belediyesi bağlı. Ok Meydanı Fethitepe Mahallesi evet. olarak geçiyor. Evet, Ok Meydanı Fethitepe Peki Mahallesi. Vatandaşlar imza tamamı verdi mi? Çoğunluk şu an imza verilmeyenler. Evet, çoğunluk şu an imza vermeyenlerdi aslında. Siz ama kentsel dönüşüme karşı mısınız mahalle olarak? Hayır, kentsel dönüşüme karşı olmakla alakalı bir durum değil bu. Kentsel dönüşümü tabii ki insanlar isteyebilir. Ama bizim kentsel dönüşümden anlayışımız şu, yerinde kentsel dönüşüm. Yani insanların onayı alınarak, rızası alınarak yapılan bir kentsel dönüşümden yanayız aslında. Fakat burada tam aksi uygulanıyor. İnsanların rızası alınmıyor. Belediye tamamıyla insanları yok sayarak burada bu kadar 25-30 gündür bir direniş sergileniyor burada. Buna rağmen belediye geldi, hukuksuzca hala yıkmaya devam ediyor. Peki, hukuki açıdan başvuruda bulundunuz mu? Tabii bir sürü başvurular yapıldı, imza toplandı. Peki, bunlar. Sesinizi duyan oldu mu burada?
Valla Beyoğlu Belediyesi istediği kadar sesimizi duymamaya çalışsın. Bu ses duyuluyor. Halk da duyuyor. Herkes duyuyor. Görüyor da bunu. Sonuçta Ok Meydanı'nın burada bir direniş geçmişi de var. Ok Meydanı direnir. Direnmeye de devam eder. Ama Beyoğlu Belediyesi eninde sonunda duyacak bunu. Ve bu hukuksuzluğa bir yandan son vermek zorunda kalacak. Yani daha önce masaya oturuldu denmişti. Evet denildi ama aslında orada masada taahhüt edilenlerin hiçbirisi yapılmadı. Tamamıyla yanlış beyanlarla insanlar kandırıldı burada. Kandırıldığınızı hissediyorsunuz. Evet, oyalandı insanlar. Peki sonuç ne olur? Yani vallahi sonuca dair bir şey söylemek biraz taleplerinizi aslında, karşılayacaklar mı? Talepleriniz karşılanacak mı? Talepler karşılanmak zorunda. Karşılanacak bundan ötesine karşılanmak zorunda. Burada bu kadar insan aç, susuz, elektriksiz bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Yani İstanbul'un merkezinde, göbeğinde insanlara bu zulmü yaşatmaya hiçbir belediyenin, hiç kimsenin hakkı yok. Beyoğlu Belediyesi de bunu görecek, görmek zorunda. Peki, sizlere herhangi bir siyasi partiden destek oluyor mu mahalleli ya? Tabii, oluyor yani. Mesela hangi partiler geliyor sizinle görüşüyor? Bir sürü parti geliyor buraya. Ne diyorlar, ne söylüyorlar? Tabii ki her parti, her siyasi parti buradaki halkın yanında, belediyenin karşısında, halkının yanında. Hukuksal olarak haklarınızı arıyorsunuz ama. Tabii aranıyor, evet halk arıyor. Çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi mahalleli şenlik düzenliyor, çocuk şenliği düzenliyor. Morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Mahalleli burada toplanmış, her akşam toplanıyor. Toplanmış olduğu gibi de mahallede morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Bir mahalleliye yine soralım. Evet, şenlikler düzenliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz çocuk şenliği? Merhaba. Bu şenlikleri düzenlemekteki amacımız çocukların bu süreçteki psikolojilerinin bozulduğunu, bu süreçten de olumsuz etkilendikleri için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Bu şekilde. Evet, moralleri yüksek tutmaya çalışıyorlar. Bir arka sokakta çok aşırı derecede yıkım var, binalar yıkılıyor ama vatandaş, mahalleli bir araya geldi. Morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Hakların, taleplerinin karşılanmasını bekliyorlar. Evet, siz de buradasınız. Etkinliğe katıldınız. Etkinliğe biz de katıldık. Yani hiçbir şekilde morallerimizi biz bozmuyoruz biz burada. 3550 ada sahipleri olaraktan yani elektrik, suyumuz, doğalgazımız kesilmiş olsa da gördüğünüz gibi burada çocuklar eğlenmeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde yılmadık, yılmayacağız da mücadelemize devam edeceğiz. Dernek yönetimi olarak da önümüzdeki hafta belediye ile ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir görüşmemiz olacak avukatımız eşliğinde. Orada da bizim istediklerimiz vardı. 11 madde olarak biz bunları sunmuştuk. Bunlar üzerinde eğer mutabakat olursa tabii ki anlaşma zemini de oluşacaktır diye düşünüyoruz. Biz burada kentsel dönüşüme daha öncesinde de yani beyanlarımızı hepimiz veriyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz hiçbirimiz. Ransal dönüşüme biz burada karşıyız. Evet, umarım talepleriniz yerine getirilir. Umarım mutlu sonla sonuçlanır diyelim biz de. Biz de onu umut ediyoruz yani. Önümüzdeki hafta aslında kritik bir sürece giriyoruz yani. Bizler açısından. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla belediye çift imzayla, sözleşmeyle karşımıza gelirlerse biz de mutabakata varacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.